Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ahmet Muhsin Tüzer ile birlikteyiz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk İlhan kardeş. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağlığınıza duacıyım. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sorularımı yanıtlamaya hazır mısınız? Hazırım. Tamam, ilk soru ile geliyorum. Etkilendiğiniz sanatçılar kimlerdi? Benim Torbalı İmam Hatip Lisesi'nde okurken rock müziğini sevmemdeki en önemli sanatçı Freddie Mercury'ydi. Yani Queen grubunun biliyorsunuz solisti kendisi aynı zamanda. Yani Freddie Mercury'nin Bohemian Rhapsody parçasındaki sona doğru Bismillah kelimelerini kullanması dikkatimi çok çekmişti ve o vesileyle ben Freddie Mercury'yi yaşamımda farklı bir yere koydum. Kendisini dinledikçe hayran kaldım. İnanılmaz, olağanüstü bir ses ve yetenek ve sıra dışı bir kişilik gerçekten. Ama yaşamı çok çabuk tükettiğini düşünüyorum. Yani çok hızlı yaşadı ve genç öldü. Ama bu gezegene unutulmaz eserler bıraktı. Artık ne diyebilirim? Gittiği yerlerde, ahiret boyutunda, stadyumda kendisine ben inanıyorum tabii bundan sonra yaşama. Dolayısıyla kendisine güzel tekamül boyutlarını aşabilecek irade ve o kendini öze yaklaştırabilecek başarılar diliyorum. Yani kısaca ben Freddie Mercury sayesinde rock müziği sevdim. Daha sonra tabii ki Metallica beni etkiledi. Iron Maiden beni etkiledi. Led Zeppelin. Ondan sonra Nirvana gerçekten etkiledi beni. Pink Floyd. Bunlar şu an aklıma geliyor. Beni etkileyen sanatçılar bunlardı, gruplar bunlardı yani. Etkilendiğiniz Türk müzisyenler hangileri? Kimler daha doğrusu? Ya Barış Manço başta olmak üzere rahmetli Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Teoman, Kıraç, Sezen Aksu, Kibariye, İbrahim Tatlıses. Ya bunları seviyorum. Hak'tan. Ya şu an aklıma gelen bunlar. Şimdi sizin bir videonuzu izlemiştim. Hı. Antalya'da mıydı, başka bir yerde miydi bilmiyorum. Likörhanede şarkı söylüyordunuz. Hı. Şimdi belli başlı kişiler diyor ki bu tür mekanlarda şarkı söylemek, müzik yapmak caiz değil. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Evet, o sizin şey, doğrularınıza göre nedir? Sizin o anlayışınıza yabancı, göre. tabii yabancı bir medya kuruluşu gelmişti buraya çekim yapmak için. Benden hem camide çekim yaptılar burada, hem de dediler ki bir mekanda bir performansınızı çekmek istiyoruz diye teklifte bulundular. Ya ben önce biraz olumsuz bakmıştım ama daha sonra dediler ki yani Kaş'ta bizim bildiğimiz bir bar var. Yani o barda sizinle ilgili böyle kısa bir performansınızı almak isteriz dediler. Ben de o barın sahibini tanıyorum. Arkadaşım zaten şu an Amerika'da kendisi. Serhat. Tamam hocam dedi, buyurun dedi. Ben dedi burada grubu ayarlayayım dedi işte. Ve bir parça belirledik. Yani parça dedim bir kaside falan okumuştum yanılmıyorsam. O şekilde ben barda yaklaşık bir 10 dakikalık bir performans sergilemiştim. O tamamen yani o basın organının benimle ilgili yayınlayacak olduğu çekimle alakalı bir bölümdü yani. Hayır yani rockçıyım sonuçta rock müzik yaptığım için de böyle bir mekanda
Onlar çekmek istediler. Ben tamamen yani samimi duygularla oradaydım. Önemli olan zaten orada niyetinizin bozulmaması. Benim oradaki amacım belliydi. Niyetim belliydi. Dolayısıyla halisane bir niyet içerisinde olduğumuz için ben bunu değinen mahsuru görmedim kesinlikle. Çünkü ben orada barda eğlenmedim. Yani eğlensem eğlenebilirim. Onun da bir mahsuru yok ama hani nihayetinde beni sapkınlığa sevk edecek, beni günaha davet edecek. Ben orada bir eylem yaptığımı düşünmüyorum. Yani içki içmedik. Sadece orada bir kısa bir performans sergiledim ben. Dolayısıyla ben bunu masum görüyorum. Ben bunu bir günah, bir kötü bir amel olarak görmüyorum kesinlikle. Yani durum bundan ibaret. Dindar bir insan rock ve metal müzik dinleyebilir mi? Yani dinler dinlemesine bu müziği yapar. Fakat malum genel bir algı var. Şeytan müziği diye. Özellikle rock'ın metal alt türleri için. Bu algı ve dindar insanların bu tür müzikleri dinlemesi ya da yapması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence çok yanlış bir algı. Aslında bu tamamen hayata bakışımızla veya inanç perspektifinden veya değerler perspektifinden bakışımızla alakalı bir şey. Aslında burada inanç anlamında yanlış bir takım bilgilerle maalesef bizler bilgilendirildik ve bunun neticesinde Allah'ın bizlere, yaratıcının bizlere sunmuş olduğu sonsuz güzellikleri tam anlamıyla anlama, idrak etme konusunda maalesef sınıfta kaldık diyebilirim. Yani şöyle benim bu konuda çok temel bir görüşüm var. Ne yaparsanız yapın bu yaşamda. Yani kişi ne yaparsa yapsın, hani müzik yapabilir, herhangi bir eylem yapabilir. Yaptığınız iş kendinize ve etrafınıza zarar veriyorsa bu günahtır. Yani bu doğru değildir. Bunu yapmamak gerekir. Ama yaptığınız iş, yaptığınız eylem, müzik, herhangi bir sosyal faaliyet gerçekten kendinize güzel kazanımlar kazandırıyorsa, pozitif değerler kazandırıyorsa, ruhunuzda güzel değerleri oluşturuyorsa ve bu diğer insanlara karşı da bu şekilde ise bu gerçekten güzeldir, doğrudur ve yapılmasında güzel hikmetler olduğunu ben düşünüyorum. Yani burada aslında benim özellikle muhafazakar kesimde anlaşılamamam, Diyanet İşleri Başkanlığı camiasında yanlış anlaşılmamın temel kaynağı yapmış olduğum müziğin türüyle alakalı. Rock müzikle alakalı. Halbuki yani rock müziğinin senin de bildiğin gibi değişik türleri var değil mi? Yani ben bir black metal, hard rock, işte hardcore gibi böyle çok sert müzikler yapmadım bugüne kadar. Yaptığım tasavvufla rock müziğini sentezlemekti. Yani ve sözleri gerçekten çok anlamlıydı. Yani benim parçalarımdaki sözlere dikkat ettiğiniz zaman mesela Mevla'ya gel, İşte her nefeste gibi parçalardaki sözlere dikkat ettiğiniz zaman tamamen tasavvufi derinliği olan çok manalı ve bizi gerçekten hakikate götürecek ve düşündürecek sözler, parçalardaki sözler. Dolayısıyla ben diyorum ki günah bunun neresinde? Yani bu anlamda yanlış anlaşıldığını düşünüyorum ve yanlış bir takım haksız muamelelere tabi tutulduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kısaca yani gerçekten yaptığınız müzik insanların ruhunda, insanların yaşamlarında güzel anlamlar, güzel manalar oluşturuyorsa bu kesinlikle sevaptır. Ama tam tersi yaptığınız müzik insanlarda gerçekten sapkınlığa, cinselliğe, uyuşturucuya ve benzeri kötü şeylere karşı bir açılım oluşturuyorsa bu maalesef kötüdür. Bundan uzak durmak gerekir. Peki, New York'ta konser vermişsiniz. Bu konserin hazırlıkları nasıl oldu veya
Teklifi nasıl geldi size? Organizasyon nasıl gerçekleşti? Biraz değinir misiniz? Evet. New York konseri benim hayatımdaki çok sürpriz açılımlardan bir tanesiydi gerçekten. Hiç beklemedim bir anda. Ben rock müziği yolculuğum esnasında İsveç asıllı Amerikan vatandaşı aynı zamanda Catherine Christel Hendricks isminde bir bayan, bir müzisyen, sanatçı, bestekar, matematikçi ve aynı zamanda profesör aynı zamanda kendisi. Beni Amerika'nın NPR radyosunda dinlerken keşfettiğini söyledi. Ve orada ben bir takım dini içerikli kasideler de okumuştum. Kısa kısa. Ve benim okuyuşumdan, sesimden çok etkilendiğini söyledi. Ve yapmış olduğu konserlerde, işte Berlin'de, Viyana'da konserler yapmış bir bayan kendisi, bir sanatçı. O konserlerde, bundan sonraki konserlerinde kendi grubunda vokal olup olmayacağım noktasında bana bir teklifte bulundu. Yani vokal olursam gerçekten bundan çok mutluluk duyacağını ve konserlerine yeni bir manevi özellikle katkı sağlayacağımı söyledi. Ben önce tereddütlü yaklaştım. Daha sonra işte kendisi İstanbul'a geldi. Orada bir öğrencisi vardı. Salih isminde. Birlikte görüştük ve ben kendi samimiyetini orada tespit ettikten sonra teklifini severek kabul ettim. Ve akabinde New York, Brooklyn'de ISU Project Room denen bir mekanda bir festival var. O festival kapsamında kendisine teklif edilmişti, konser teklifini edilmişti. Ben de tabii ki kabul ettiğim için o konserde vokallik yaptım. Tabii o konsere benim gitmem gerçekten kolay olmadı. Yani en büyük engel Diyanet İşleri Başkanlığı'ydı maalesef. Ben resmi olarak başvuru yaptım. Maalesef kabul etmediler. Daha sonra ben de çözüm aramaya başladım. Kaderin bir güzel bir cilvesi diyelim, güzel bir ikramı diyelim. O dönemde Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, kendisini hiçbir zaman unutmayacağım ve kendisine her zaman müteşekkirim. O olmasaydı ben Amerika'ya Portekiz'e konsere gidemeyecektim. Ve o rest çekti. Dedi ki hocam ben senin buradaki en büyük ülke amirim. Ben dedi senin ülkeye ciddi kazanımlar kazandıracağından emin olduğum için bu konseri de çok önemsiyorum. Ve dolayısıyla sen resmi izininden al ben onaylayacağım seni göndereceğim dedi. Ve bu şekilde ben gittim yani Amerika'ya. Yani Diyanet'in engellemesine rağmen Kaymakam Bey'in o kararlılığıyla bana vermiş olduğu izinle Amerika'ya gittim. Ne oldu peki Amerika'da biz günah mı işledik? Hayır, orada ben bir Türkiye'den Amerika'ya konser için gelmiş tarihte ilk defa böyle bir şey oluyor. Bunu da belirtmem gerekiyor tabii ki. Ben orada bir imam olarak, çağdaş modern bir imam olarak Catherine Christel Hendricks'in The Khorasan Court Mirage isimli grubunda vokallik yaptım. Ben orada rock konser vermedim yalnız. Yani minimalist tarzı, drone tarzı bir müzik eşliğinde ben orada yine kendi değerlerimizi seslendiriyordum. Yani farklı makamlarda sela, ezan, kaside, Mevlid'den bazı kısımları okudum. Esma-i Hüsna'dan bazı kısımları okudum falan. Dolayısıyla gerçekten canlı performans muhteşem oldu diyebilirim ve dinleyiciler zaten o müziğin ruhuna ve o müziğin felsefesine inanan ve özümsemiş insanlar olduğu için hakikaten çok muhteşem bir konser oldu. Yani manevi anlamda insanları yücelten, insanları farklı makamlara, farklı mertebelere ulaştıran çok mistik bir yapısı olan bir konserdi. Ve bu konser canlı performanstı ve nihayetinde kayda alındı bu konser. Ve inanır mısınız 2 sene sonra New York'ta Important Records firması tarafından bu konserimiz albüm olarak çıkarıldı. Ve şu anda YouTube'da da görebilirsiniz. Elif Lamim Blues Elif Lamim isminde bir bir konser bu. Gerçekten beni hayatımda çok onur eden, çok mutlu eden, çok sıra dışı bir konserdi. Çok zorluklara rağmen bir konser gerçekleşti.
Kısaca hikaye bu şekilde Birhan kardeşim. Bir de ben YouTube'da bir kendi yüklemiş olduğunuz videonuzu görmüştüm. Gündüz gece söylüyordunuz. Hatta introsunda hem Mesaj filminin ana melodisi olan hem de Pentagram'ın Thousands in the Eastern şarkısının introsu olan bir kayıt vardı. Ud eşlik ediyordu aynı zamanda. O New York'ta mıydı yoksa başka bir yerde miydi? New York'ta ikinci konserimiz, The Drone denen bir mekan var orada. Genelde Türkiye'den işte ünlü sanatçılar oraya gittiği zaman konser veriyorlar veya öncesinde program yapılıyor. Onun sahibi bana teklifte bulunmuştu. Ben de kabul ettim ve ikinci konserimde o şekilde bir konser esnasında öyle bir parçayı o şekilde okumuştum. Onu da YouTube'a yüklemiştim ben. Demek ki sana nasip oldu. Sıkı değilim. Yeni projeleriniz var mı şu dönemde? Vallahi şu anda maalesef bir şey yapamıyorum ben. Gerçi Kaş'ta burada Düşler Akademisi var. Orada stüdyo var. Pandemi öncesinde oraya zaman zaman gidiyordum. Orada çok değerli bir müzisyen arkadaş var. Gitarist aynı zamanda kendisi. Kayıt falan da yapıyor. Yani orada ben kafamdaki yapmak istediğim bazı çalışmalarla alakalı bir takım denemeler yaptık. Tam olgunlaşmadı tabii ki. Yani bir de beni anlayabilecek, tam anlamıyla benim ne istediğimi anlayabilecek birisi gerekiyor gerçekten bunun için. Aslında biraz yol aldık ama daha henüz olgunlaştıramadık. Çok sıra dışı bir şey yapmak istiyorum ben, onu söyleyeyim. Şu anda bir şey yapamıyoruz. Yani pandemi araya girdi biliyorsunuz. Ve zaten benim şu anda Türkiye'de konser vermem noktasında maalesef kapılar kapalı diyebilirim. Yani resmi izin alsam bile ben, işte izin başvurusu yapsam bile konser izni alamayacağımı biliyorum Türkiye'de. Bu dönem böyle maalesef. Yani yanlış anlaşılmanın kurbanı oldum diyebilirim. Zaten ben Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yaklaşık 2,5 yıl önce ihraç edildim. Sizin bilginiz olduğunu düşünüyorum. Yani şu andaki hayatım benim bu şekilde. Sert müziğe geçmeyi düşünüyor musunuz? Yani sert müzikten kastım, yani slow rock'tan, normal o Anadolu rock'tan, yani hardcore'a, heavy metal'e, thrash metal'e, ne bileyim, yani türevlerine. Yani seviyorum. Yani ben bu tarz sert müzikleri seviyorum aslında. Ya dediğim gibi aslında temel sorun ne biliyor musunuz? Yani burada ben kendimi tam ifade edemiyorum maalesef. Yapmak istediğim çok şey var ama şartlar uygun değil. Kafamda tasarlamış olduğum güzel projeler var, güzel harmoniler var. Ama bunları gerçekleştirebilecek maalesef imkan ve şartların çok müsait olmadığı bir ortam. Seviyorum. Yani ben özellikle Metallica olsun, işte Nirvana gibi bazı böyle sert müzik yapan grupları falan seviyorum yani. Hatta şey vardı, Lamb of God. Evet. Amerikalı bir grup onlarda. Acayip sert yapıyorlar onlar da zaten. Aynen. Yani ben aslında her türlü müziği severim ama tabii rock müziğini farklı bir yere koymamız gerekiyor. Anladım. Gitarlı Evet. öz çekim yapmışsınız. Instagram'da paylaşmışsınız. Tamam. Konserlerinizde gitar çaldınız mı? Hiç. Ya da Yok ilerleyen ben Birazcık yani gitar pek çalamıyorum ben ya. Yani biraz yani benim aslında eksikliğim bu biliyor musunuz? Yani gitar konusunda kendimi geliştirmem gerektiğini biliyorum. Yani nedense işte hiç türlü üzerine düşemedim. Onu ben sadece şey için kullanmıştık. Yani bir medya organı gitarlı bir şekilde, gitar elimdeyken böyle bir fotoğraf çekmek istemiştim.
Ben de o şekilde onlara poz vermiştim yani. Ha, ben solistim yani şu anda. Ama yani öğrenmek, tabii ki geliştirmek istiyorum tabii ki kendimi. İnşallah yani o imkanlar olduğu zaman, o fırsatlar önüme geldiği zaman kesinlikle iyi bir gitarist olacağına inanıyorum. Ben bu gezegende hakikaten unutulmayacak çok sıra dışı parçalar icra edeceğimizi, çok kalıcı eserler bırakacağımızı düşünüyorum bu gezegene, bu insanlığa. Bakalım. Yani süreç ne gösterecek hep beraber göreceğiz, ama böyle bu şekilde böyle bir umut ve ümit içerisinde olduğumu buradan ifade etmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.